Sizce de Minecraft'ta çok gereksiz eşyalar yok mu? Örneğin bir ölü bitki veya bir kar topu. Bugün size kullanışsız ve gereksiz Minecraft eşyalarından kurtulmanın 20 yolundan bahsedeceğim. Ancak YouTube'dan aldığım bilgiye göre kimse ben bu yolun sonuna gelmeden kanala abone olamıyormuş. Başardıysanız yorumlara yazabilirsiniz. O halde iyi seyirler. Minecraft'ta kar toplarının ne kadar gereksiz olduğunu sanırım anlatmama gerek yok. Ki son zamanlarda gelen güncellemelerle normal oyunculara kar topu ile zarar veremememiz bu durumu bayağı bir kötü yerlere getirdi. Fakat onları Blaze'leri öldürürken kullanabilirsiniz ama biraz farklı bir şekilde. Eğer kılıcınıza ganimet 3 büyüsü basıp diğer elinize kar topunu alırsanız hem hızlı bir şekilde Blaze çubuğu kasarsınız hem de kılıcınıza büyük bir hasar gelmemiş olur. Minecraft'ta at gibi canlılarla güzelce seyahat edebiliyoruz. Fakat domuzla seyahat etmek hem biraz yavaş hem de biraz sıkıcı değil mi? Benimle aynı fikirdeyseniz bunu deneyin. Evet, şu anda bir güçlendirilmiş ray ile aynı hızda gidiyorum. Ve bu şekilde gereksiz bir masraftan kurtulabilirsiniz. Kürsü gerçekten çok gereksiz bir eşya. Ancak eğer ki bir gün yanlışlıkla birden fazla kürsü yaparsanız hemen bu videoyu hatırlayın. Fark ettiyseniz kürsülerin altı bir meşe tahtasına bayağı bir benziyor. Ve siz de yapılarınızın çatı kısmını yaparken farklı bir desen varmış gibi kürsüleri koyabilirsiniz. Böylece büyük bir ekonomik zarardan kurtulabilirsiniz. Yarasalar genelde hiçbir işleve sahip değillerdir diye bilinir. Aslında bize mağaraların yerini gösterdiği doğru ama bu çok gerekli değil. Ancak eğer evinize yarasaları getirip onlara görünmezlik iksiri atarsanız sanki bir perili ev gibi gözükecek. Ve böylece arkadaşlarınızı korkutabilir ve dünyadan çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Fırınlı vagonlar. Gerçekten bunu daha önce kullanan var mı? Sanırım bunu bulsam direkt lava atardım. Ancak onları bir şekilde değerlendirmek mümkün. Evet, bu şekilde. Yani bir yapınızda havalı gözükebilir, sadece bu işe yarıyor. Yani asıl amacından bayağı bir uzak ama hiç değilse ona bir görev veriyor. Deri kaskların bize olan etkisi neredeyse sıfır. Çünkü bizi pek korudukları söylenemez. Ve ayrıca zaten deri kask yapmak için gereken malzemeyi bulana kadar birçoğumuz demir bulmuş oluyoruz. Ancak onları kullanarak komut bloklarıyla yapabileceğimiz şeylere bir bakın. Bir kullanıcı deri kask kullanarak Neon Cat GIF'ini yapmış. Bu çok işsizce olsa da gerçekten ama gerçekten çok etkileyici. Kutup ayıları oyuna tatlılık katsa da onların da çok gerekli olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama ta ki şu bilgiyi öğrenene kadar. Yanlarına bir tilki koyduğumuzda onu takip edip öldürmeye çalışıyorlarmış. Bu gerçekten çok iyi çünkü bir dahaki sefere çiftliğimize girme cesaretine sahip olamayacaklar. Ölü bitkiler. Kendisini video başında da söylemiştik. Ölü bitkiler aslında çok gereksiz sayılmaz bence. Çünkü bize çubuk verebiliyorlar ve eğer speedrun yapıyorsanız bu işinizi kolaylaştırabilir. Fakat onları dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz. Yapılışı çok kolay aslında ama sizce çubuk yapmak mı yoksa dekor mu daha iyi? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Mercanların normal şartlarda çok kısa süre renkli kaldıklarını biliyorsunuzdur. Ve bu yüzden birçok kişi mercanları sevmez. Fakat şimdi bunu çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Yer altına su koyar ve basamak ile üstünü kapatırsak ve renkli mercanlarımızı koyarsak çok gerçekçi bir halı görünümü elde edebiliriz. Bu benim bu videodaki favorim oldu. Sizin favoriniz hangisi ise yorumlara yazabilirsiniz. Kralaştırıcı yürüyücü büyüsü normalde gerçekten aşırı kullanışsız ve gereksizdir. Yani bence. Mojang gerçekten bazen şu gereksiz şeyleri eklemeyi çok abartıyor. Ancak eğer fırlatıcı yardımıyla bu büyüye sahip bir ayakkabıyı köylüye verirseniz gittiği yeri buz yapacak. Ve eğer zaten ayakkabınız varsa hayvanlarınızı karşıdan karşıya geçireceksiniz, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Deniz pirozumu veya deniz turşusu. Bunların oyunda neden olduğunu hep düşünmüşümdür. Aslında onları fırında eriterek boya elde edebiliyoruz ama farklı bir şeyden bahsedeceğim. Onları hitboxları sayesinde farmlarınızda kullanabilirsiniz. Böylece daha düzenli ve güzel bir farma sahip olabilirsiniz. Çanları daha önce bir köyde veya yakık portalda görmüş olabilirsiniz. Aslında onların da oyunda çok bir işlevi olmadığını söyleyebiliriz. Fakat eğer gördüğünüz şekli verirsem fırlatıcıyla tekneyi koruduğumda gayet düzgün bir şekil alabilir. Sanırım mesajı aldınız. Bir ejderhayı öldürmek gerçekten biraz zorlayıcı olabiliyor. Fakat karşılığında hiçbir işimize yaramayan bir yumurta bırakıyor. Ve bu gerçekten çok sıkıcı. Hadi gelin şunu biraz eğlenceli hale getirelim. Eğer bir eşya çerçevesine yumurtayı koyar ve tabelayla bu şekilde verirsek şaşkın bir ifade yapabiliriz. Bu biraz garip ve eğlenceli. Birçoğumuz Minecraft'ta gizli yerler yapmaya çalışmışızdır. Ve eminim ki hepiniz bu tablo illüzyonunu daha önce görmüştür. Evet, bu aslında etkili bir yol ama noob'lar için. Çünkü bir tuzak kapısı koyup Elytra ile içinden geçebileceğiniz bir yer yapmak gerçekten daha profesyoneller için. Ve artık çaldığınız diamondları daha güzel saklayabilirsiniz. Slash set block komutu ile bazı blokları istediğimiz şekilde alabiliriz. Ve bir yatağı da.
Özellikle yatak dedim çünkü yatağı farklı renklerde alıp güzel görüntüler oluşturabilirsiniz. Bir portal yaptınız ve gideceksiniz. Ancak önce biraz kafanız dönecek, daha sonra arazi indiriliyor yazısı gelecek falan filan. Bence bunu beklemeye hiç gerek yok. Hemen bir eşya bulun ve onu portaldan içeri atın. Böylece arazi yüklenmiş olacak. Ve çok daha hızlı bir şekilde Nether'a gidebileceksiniz. Selam Nether. Daha önce mercanlardan bahsettik, şimdi sıra bloklarında. Aslında onlar da mercanlar gibi çok kullanışsız. Fakat fark ettiyseniz dokuları çakıla çok benziyor. Ve bunu kullanarak çok daha güzel yollar yapabilirsiniz. Zincir setler. Onları bulmak çok çok zor olduğundan aslında bir işlevi de yok. Eğer bir zombi öldürdüğünüzde zincir kafalık çıkarırsanız hemen atmayın. Ve bu gördüğünüz yapıyı yapın. Şu anda karşımda bir saha varmış ve zincir kasklar da o sahanın kaleleriymiş gibi gözüküyor. Ve bu gerçekten muhteşem. Yolda bir sandık buldunuz ve yanına gittiniz. İçinden de altın kılıçlar çıktı. Sakın onları yok etmeyin. Çünkü onları fırına koyup ısıttığınızda size altın parçacıkları verecektir. Yani onları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve sonuncusuna geldik. Kurutulmuş su yosunu bloğu. Yani onu ilk defa görüyor bile olabilirsiniz. Sanırım onları kullanmanın en eğlenceli yolu sanki çöp poşetleriymiş gibi koymak. Evet, düşününce sanki köylüler çöplerini buraya atmış gibi oluyor. Ve evet, videonun sonuna geldik. Şu ana kadar anlattıklarımdan hangilerini daha önceden yaptığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca açıklamada Discord sunucum ve TikTok hesabım da var. Oralara da gelebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. O zaman keçi kaçar.